Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 72-77. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada özellikle Hristiyanlarla alakalı bazı meselelerin bize bildirildiğini görmekteyiz. Şöyle ki: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا Şöyle diyenler küfre düştüler. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Yani şüphesiz Allah Mesih İbni Meryem'dir. Meryem oğlu İsa, diğer ismiyle Mesih, Allah'tır diyenler, bunlar küfre düştüler. Ve galel Mesih, Mesih ise şöyle söyledi: Ya beni İsrail, ey İsrail oğullarım, ubudullaha Rabbi ve Rabbekum, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet ediniz. İnnehu men yüşrik billah, gerçek şu ki kim Allah'a ortak koşarsa, fakat harramallahu aleyhil cenne, Allah ona cennetini haram kılar. Ve me'vâhun nâr, onun varacağı yer ateş olur, cehennem ateşi olur. Ve mâ lizzâlimîne min ensâr, ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Değerli izleyenlerim, günümüzde İncil'lerde Hazreti İsa ile alakalı Allah'ın oğlu ifadesi kullanılıyor. Ve Hristiyanlıkta baba, oğul, ruhul kudüs tarzında ekanimi selase denilen üç uknum, üç esas söz konusu. Gerçi hepsi belki tek bir kanaatta değil, değişik yorumları yapılabiliyor meselenin. Ama en azından Hristiyanlardan bir kısmının Hazreti İsa'yı doğrudan bir Allah gibi görmeleri söz konusu. Bazıları ise şöyle tevil ediyorlar. Diyorlar ki, yani biz aslında tek Allah'a inanıyoruz ama aynı Allah'ın farklı tezahürleri, farklı görünümleri var. Bu manada biraz tevil etmeye çalışıyorlar. Ayet-i Kerime'nin nazara vermiş olduğu Hazreti İsa'ya Allah demenin küfür olduğunu bize ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam bize İbn-i Meryem olarak anlatır. Meryem'in oğlu. Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğlu. Ve Hazreti İsa'nın burada bir vasfı Mesih olarak geçiyor. Mesih, mesaha kökünden gelebilir. Yani mesaha, meshetmek. Hazreti İsa hastaları böyle eliyle meshettiğinde hastalığını iyileştiriyor. Veya izale etmek anlamında İsa Aleyhisselam önceki Yahudilik dinini o şekilde izale etmiştir ve yeni bir dinle gelmiştir. Bu mana verilebilir. Veya seyahat kökünden bu kelime gelebilir. Çok seyahat etmesi ve devamlı gittiği yerlerin değişmesi, bir yerden başka yere gitmesi noktasında kendisine Mesih denilmiş olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim Mesih olarak da Hazreti İsa'dan bahseder. Ve galel Mesih, Mesih ise, Hazreti İsa ise şöyle dedi: Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Yani İsa Aleyhisselam'ın tebliği tek Allah'a ibadet edilmesi. Ama onlar tuttular, zamanla onu ilah haline getirdiler. Ve kim Allah'a ortak koşsa Allah ona cennetini haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. Onun varacağı yer cehennemdir. Demek ki şirk, inne şirke la zulmün azim, en büyük bir zulüm. İnne Allah'a yağfiru zunube cemia, Allah bütün günahları affeder. Ama illa en yüşreka bihi, ancak kendisine ortak koşulmasını Allah bağışlamaz. Allah'a ortak koşmak, ya doğrudan Allah yerine başka bir şeyi kabul etmek veya Allah'ı kabulle beraber ona şerik olarak bazı şeyleri de kabul etmek, bu manada değerlendirilir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا Allah üçün üçüncüsü diyenler de küfre düştüler. Yani doğrudan İsa Allah diyenler var. Bir de ekanimi selase, üç uknum, üç esas. Bu üç esastan birisi işte Hazreti İsa'dır, biri Ruhul Kudüs'tür, biri de Allahu Teala'dır. Bu tarzda diyenler de yine küfre düştüler. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Halbuki tek bir ilahtan başka ilah yok.
E ilahum maallah, Allah ile beraber başka ilah mı var? İşte la ilahe illallah, İslam'ın temel esası, Allah'tan başka bir ilah yok. Kur'an-ı Kerim bu noktada tevhidi bize getiriyor. Tek Allah'a imanı bize getiriyor. Ama Hristiyanlıkta zamanla tevhidden teslise kayma meydana gelmiş. Ve illem yentehu amma yaqulun, eğer onlar bu dediklerinden vazgeçmezlerse, buna son vermezlerse, leyemessennellezine keferu minhum, onlardan inkarcı olanlara, kafir olanlara elbette dokunacaktır. Azabun elim, elim bir azap, can yakıcı bir azap onlardan kafir olanlara dokunacaktır. Tarih boyunca Hristiyanların tarihinde dahili bir takım münakaşalar, hatta savaşlar, mezhep çatışmaları meydana gelmiş. Bunlar gadab-ı ilahinin belki birer tezahürü tarzında değerlendirilebilir. Efela yetubune ilallah ve yestağfirune, onlar Allah'a dönmüyorlar mı? Tevbe etmiyorlar mı? Allah'a istiğfar etmiyorlar mı? Günahları için mağfiret talebinde bulunmuyorlar mı? Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allahu Teala kapıyı tümüyle de kapatmıyor. Tevbe kapısı açıktır. Yahudiler için de, Hristiyanlar için de, Müslümanlar için de, hepimizin eksikleri, kusurları var. Allahu Teala affeden bir Rab, mağfirette bulunan, bağışlayan bir Rab. Bu da aslında bütün insanlar açısından çok güzel bir ilahi nimet. Yani sadece cezalandıran bir Rab, sadece intikam alan bir Rab gibi olsa, o zaman günaha girdikten sonra artık insanların kurtuluş ümidi kalmaz. Ama Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Hakk'ı bağışlayan bir Rab olarak anlatıyor. Hatta bağışlamaktan tabir yerindeyse zevk alan bu şekilde anlatım var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki diyor, sizden birisi devesini kaybetse çölde, ardından da ümit kesik vaziyette işte ağacın altında duruyor, uyuyup kalıyor. Uyandığında bir de bakıyor ki devesi orada. Onun diyor sevinci ne kadar fazladır. İşte diyor bir insan böyle günahlar içindeyken Allah'a tevbe ettiğinde Allah'ın buna sevinmesi çok çok daha fazladır. Bunlara şuunat-ı ilahiye deniyor. Doğrudan bize kıyas edilmez ama buradan bakabiliriz. Ve yani nasıl ki insan cömertlik yapabilir, Allah da cömert. Kendindeki cömertlikten hareketle Allah-u Teala'nın sonsuz cömertliğini insan anlayabilir. Bizdeki bu gibi şuunattan, sevmek, sevilmek gibi veya nefret etmek gibi bu gibi şuunattan, bunların Cenab-ı Hakk'a bakan yönünü bir derece hissedebiliriz. En azından varlığından haberdar olabiliriz. İşte Allah-u Teala affetmek istiyor, bağışlamak istiyor. Bunun için de tevbe kapısını açık tutmuş. İnsanların günahları ne kadar fazla da olsa hatalarının farkına vardıklarında Allah'a yönelmelerini bildiriyor. Mel Mesih ibn Meryem illa Resul, Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Halet min gablihir Rusul, ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir. Yani Hazreti İsa ilk peygamber değil. Daha öncesinde de peygamberler gelip geçmiş. Hazreti İsa da o peygamberler içinde bir peygamberdir. Yani ona Allah'ın oğlu demek ona iftira olur. Veya başka bir ünvan vermek ona iftira olur. Ve ummuhu Sıddıga, ve onun annesi son derece sadık bir kadındı. Yani Meryem, Hazreti Meryem Kur'an-ı Kerim'de methedilen kadınlardandır. Onun ismiyle Meryem suresi vardır. Ali İmran suresinde hem doğumu hem Hazreti İsa'nın doğumu orada anlatılmaktadır. Demek ki buna ehil olan bir kadın. Yani Sıddıka, nasıl ki Ebu Bekir'i Sıddık diyoruz ve Hazreti Ebu Bekir'de Sıddıkiyet kemalini buluyor. Sıddıkiyet denildiğinde o hatıra geliyor. Kadınlar aleminde de demek ki sıdk yönüyle dosdoğru olmak, tamamen özü sözü bir olmak, o noktada Hazreti Meryem'in apayrı bir mazhariyeti var. Ve bundan dolayıdır ki
bir peygambere anne olmak şerefi kendisine verilmiştir. Ve diğer kadınlardan farklı bir özellik verilmiştir. Baba olmadan hamile kalmıştır ve o şekilde Hazreti İsa dünyaya gelmiştir. Kâna ye'kulânit ta'am, yani hem Hazreti İsa hem de Meryem yemek yerlerdi. Yani tabi burada hatıra şu gelebilir, yani normal bir şey, yemek yemişler, ne olmuş? Kur'an-ı Kerim çok basit bir misalle onların ilah olamayacağını bize anlatıyor. Yani Hazreti İsa yemek yiyen bir insan. Yemek yiyen bir insan muhtaç demektir. Muhtaç olan ilah olamaz. Sonra yemek yiyen bir insan vücudunda bunlar işlem gördükten sonra fazlalığı da olacaktır. Ve o fazlalık vücudundan atılacaktır. Bu mahiyette olan bir varlık ilah olamaz. Kur'an-ı Kerim bir çocuğun bile anlayabileceği tarzda bir ifadeyle gerek Hazreti İsa'nın gerek Hazreti Meryem'in ilah olamayacağını bu şekilde ifade ediyor. Onlar yemek yerlerdi. Unzur, şimdi bak, keyfe nübeyyinu lehumul ayet, biz ayetleri onlara nasıl beyan ediyoruz, açıklıyoruz. Fümmenzur, sonra yine bak, enna yufakun, onlar nasıl da çevriliyorlar. Yani bu kadar apaçık ayetler varken aslında hak ve hakikata tabi olmaları beklenirdi. Ama görüyorsunuz ki bu kadar açık ayetler varken bile insanlar batılın peşinde koşabiliyorlar. Kul etabudune min dunillah. Yani siz Allah'tan başkasına mı tapıyorsunuz? Ma la yemliku lekum darran ve la nef'a. Size ne zarar ne de fayda vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Bunun en tipik misali putlar. İnsanlar putların karşısına geçiyor. Onların karşısında hazır olduğu asker gibi duruyor. İbadetlerini yapıyorlar, saygılarını sunuyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Ama diyelim o tahtadan yapılmış olan put bunlardan habersiz. Onlara ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Öte yandan başka yine mabut kabul edilen şeyler, Allah'ın dışında veya Allah'ın dununda, aşağısında mabut payesi verilen şeyler var. Putlaştırılan insanlar var. Dolayısıyla o putlaştırılan insanlar bunlara fayda veremeyecek. Bunlara zarar da veremeyecek. Dolayısıyla fayda ve zarar doğrudan doğruya Allah'ın elindedir. İnsanın bunu bilmesi ve ona göre mabudunu iyi belirlemesi gerekiyor. Vallahu huve's-semiul alim. Allah işitendir. Yani kim ne söyler Allah işitir ve Allah bilendir. Allah kimin ne yaptığını, kimin neye layık olduğunu bilir. Kul ya ehlel kitabi, de ki ey kitap ehli, la tavlu fi dinikum, dininizde aşırıya gitmeyin. Gayrel hak, haksız yere. Ve la tettebi'u ehve'e kavmin gattallu min qabl. Daha önceden sapmış olan kavmin, bir kısım insanların hevalarına da uymayın. Ve dallu kesira, ve kendileri saptıkları gibi başkalarını da, pek çoklarını da yoldan çıkardılar. Siz onların peşinden gitmeyin. Ve dallu an seve issebil, ve bunlar yol ortasında apaçık bir durumda yoldan çıktılar. Değerli izleyenlerim, dinde aşırılık, la tavru fi dinikum, dinde aşırıya gitmeyin. Bu zaman zaman bazı Müslümanlarda da görülebilen bir özelliktir. Yani ben bu ayetleri nazara verirken sadece işte bu Yahudilerde vardı, Hristiyanlarda vardı, o manada değil, bizde de var. Kendimizi de o ayetler içinde görmeye çalışarak o şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Dinde aşırılık derken mesela diyelim hariciler çıkmış İslam tarihinde ve hariciler o kadar aşırı insanlar ki, gerçi ibadetini yapıyorlar, günahlardan kaçınıyorlar, bu gibi güzel özellikleri var. Ama aynı zamanda bunlar çok fanatik insanlar, çok bedevi, kaba saba insanlar. Ve Hazreti Ali dönemindeki meydana gelen olaylarda Hazreti Ali'ye kafir diyecek kadar ileriye gidiyorlar. Hatta Hazreti Ali'yi din namına şehit ediyorlar. Bu dinde aşırılıktır. Öte yandan mesela Hristiyanların tarihinde yine din adına bir takım
aşırılıklar görülmüş, mezhep çatışmaları meydana gelmiş, yüzyıllarca süren savaşlar onların tarihinde görülmüş. Bu da yine dinde bir aşırılıktır. Öte yandan mesela Yahudilerde günümüzde de uygulama itibariyle çok taşkın hareketler, mesela İsrail'de Filistinlilere karşı yapılan muamelede bunları görebilmekteyiz. Din adına yapılıyor ama aşırı kendi koydukları ölçüleri adeta din haline getirmişler. Bunun neticesinde aşırı durumlar kendini gösteriyor. Demek ki hem Hristiyanlarda hem Yahudilerde hem de Müslümanlarda din adına bazı aşırılıklar görülebilmekte. Ancak burada sınır çok önemli. Gerçekten dinde var olanları uygulamak bu aşırılık değildir. Yani aşırılığın da belli ölçüleri vardır. O ölçülere dikkat etmek gerekir. Mesela günde 5 vakit namaz bu aşırılık değildir. Diyelim sadece bayram namazlarına giden birisi günde 5 vakit namaz kılanlara dese ki siz namazla aşırıya gidiyorsunuz. Yani yılda bir defa, iki defa namaz kılın yeter. Bu söz aşırı bir sözdür. Yoksa günde 5 vakit namaz kılmak aşırılık değildir. Veya diyelim bir bayan tesettürlü, bunu aşırılık olarak görmek, fanatiklik olarak görmek uygun değildir. Allah'ın emrini yerine getirmektedir. Öte yandan yine diyelim bir kimse dinin diğer emirlerini dört dörtlük yerine getirmeye çalışıyor. Bunu yine aşırılık olarak görmek uygun değil. Diyelim her gün bir cüz Kur'an okumaya çalışıyor. Arkadaşı ona dese ki sen aşırı gidiyorsun, bu kadar kendini dine verme. Bu doğru bir kanaat değil. Ama ifade etmeye çalıştığım gibi Müslümanlardan da dinde aşırı bir takım tavırlar içerisinde olanlar oluyor. Yani bu dini iyi algılamamaktan, iyi hazmedememekten gelen bir durum. Ben bir yerde görev yaparken birisinden duymuştum. Zaten demişti Türkiye'de 6000 tane Müslüman var. Yani 70 milyon insanı 6000'e indirdi ve onun görüşüne göre geriye kalanlar Müslüman değil. Bu tamamen bir aşırılıktır, bir fanatikliktir. Harici zihniyetinin günümüze yansımasıdır. Demek ki Müslümanlarda da bu manada aşırılık olabiliyor. Cenab-ı Hak her türlü aşırılıktan bizleri muhafaza eylesin. Sırat-ı müstakimde dosdoğru bir şekilde gitmeyi nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.